Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun süredir yapamadığımız bu online toplantıları tekrar başlayalım dedik. Bugün konumuz çok keyifli bir konu, kent bostanı, kent bostanımız. Neden bu konuyu önemsedik? Hem bu son süreçte biraz Koray arkadaşımız da bahsedecek bize, biraz yasal olarak kent bostanımız zora girdi galiba. O yüzden azıcık bir kamuoyu oluşturma şeyimizle olsun istedik, katkımız olsun istedik bu konuda. Bir yandan da tabii kent bostanı kentimiz ve insanımız kentimizin insanı için çok önemli bir konu. Konuğumuz Koray. Koray Diker, kent bostanından. Yani Merhaba. son... Merhabalar Koray, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu endüstrileşmiş tarım, endüstrileşmiş kent, işte nitelikli gıdaya ulaşmamız çok zor olmaya başladı son yüzyılda, özellikle 21. yüzyılda. Tarım alanlarımız işgal edildi. Böyle çok tarımdaki küçük çiftçi artık tarımda yok. Böyle çok daha büyük endüstrileşmiş bir çiftçilik var. Çok fazla kimya kullanılıyor. Çok fazla sentetik ilaçlar, gübreler. Ve bizim artık mesela manavlarla bile ilişkimiz kalmadı. Yani her şeyi marketlere hapsetmiş durumdayız bu geldiğimiz süreçte. O yüzden bu konu ayrıca da çok önemli. Bir kentli hakkı olarak da tabii endüstriyel tarım çağında bir kent hakkı olarak da doğmuş bir fikir bu bostan fikri. Kent tarımı fikri, balkon bostanları, müstakil evlerin bostanları, apartman bostanları, okul bostanlarının yanında kent bostanları da çok önemli bir konu. Koray'la bugün bunu konuşacağız. Teşekkür ederiz, bizi kırmadı. Bugün aramızda konuğumuz. Öncelikle soralım Koray'a. Hocam bostan nedir? Kent bostanı nedir? Bize azıcık bundan bahseder misin? Genel anlamıyla. Kent bostanı nedir? Kent bostanı deyince isterseniz bana ne ifade ettiğini anlatarak başlayayım. Ne dersiniz? Olur mu? Evet, çok güzel Kent olur. bostanı benim için şöyle başladı öncelikle hikayesi. Kendi temiz gıdama ulaşabilmek için ne yapabilirim sorusundan yola çıktığımda bir gün bir ilan gördüğümde kent bostanı ilanını görmüştüm. Katılmaya karar verdim. Direkt bir oryantasyon eğitimiyle başladık. Benim motivasyonum temiz gıdama ulaşmak, efendime söyleyeyim, toprağa tekrar bir dönüş yapmak, doğanın sesini dinlemekti açıkçası. Uzun zamandan beridir de belli araştırmalar yapıyordum tarımla ilgili ne yapabilirim. Dediğim gibi orada Kent Bostan ekibiyle tanıştım. Aslında ben kurucu üyelerden değilim. Kuruluş sürecini birazdan arkadaşım anlatırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Oradaki oryantasyon eğitiminden sonra da permakültür kavramıyla tanıştım. Permakültür önce doğaya saygı, insana saygı ve tüketimimizi kontrol altına alarak birçok şeyden tasarruf yapma temeline dayalı bir tasarım bilimi olduğunu öğrendim. Daha sonra işte bostanda vakit geçirdikçe de aslında bostanın bir topluluk olma bilincinin bir yolu olduğunu gördüm. Oradaki ekiple birlikte üreterek, birlikte bir şeyler başararak belli bir hiyerarşinin dışında bir topluluk olma bilincini fark ettim. Bostan benim için aslında her şeyden önce bir birey olmanın ifadesi. Her şeyden önce. Kendimi bulduğum, kendimi dinleyebildiğim, huzuru bulabildiğim, üretmenin hazzına ulaştığım, üretirken düşündüğüm, düşündürürken de aynı zamanda çok daha farklı fikirlere ulaşabildiğim, kendimi bulduğum bir yer bostan. Kent bostanı benim için bunu ifade ediyor. Ha, onun Peki. dışında, buyurun. Yok yok, buyurun. Koray Hocam. Onun dışında da zaten atalık tohumlarımızı sürdürülebilirliğini sağlamak ayrı bir haz veriyor zaten. Çünkü biz geleceğe en büyük hazine olarak bırakabileceğimiz yegane şeylerden bir tanesi tohumlarımız. Bu atalık tohumların orada geleceğe tekrar sürdürülebileceğini bilmek, onun huzuru beni çok mutlu ediyor bostanda. En büyük motivasyonlarımdan bir tanesi de bu diyebilirim. Süper. Peki hani cevap belki derneğimizin de üyeleri var Bostan'da, bu arada Bostan'a emek veren Ece var burada, Tülay Hocam var, Tan var, şu an burada değil ama belki katılır.
Bu bostan nasıl kuruldu? Yer seçimine nasıl karar verildi biliyor musunuz? Yani bu süreçleri belki siz çok takip etmediniz, başında yoktum diye, ama belki Biraz da Ece... ben evet, ifade ettiğim gibi ben ikinci dönemden bir arkadaşınızım. Fakat dediğim gibi Bostan'da çok vakit geçiren bir insanım. O süreci işte Ece daha iyi biliyor ama bence nasıl olmuştur? Güvenli temiz gıdaya ulaşmak isteyen bir topluluk insanın toprağa dönmek isteyen, toprağa eşelemek isteyen, toprağa tekrar ellerini yüzlerini sürmek isteyen bir topluluk insanın girişimiyle kurulmuş, girişimiyle ortaya çıkmış bir yapıdır Kent Bostanı. Detaylarla ilgili eğer merak ettiğiniz şeyler varsa Ece anlatsın bence. Ben de sonra katılırım. Olur, çok güzel olur eğer Ece katkı sunmak ister. Tamam. Ben de birkaç şey söyleyebilirim. Yani aslında yer seçimiyle alakalı benim de çok büyük bir bilgim yok ama zaten burası Seyhan Belediyesi'ne ait bir yerdi o zaman ilk gitmeye başladığımızda. Biz aslında hani buradaki belli hani gönüllüler da belki Bostan'ın farklı katılımcılarının da farklı disiplinden katılımcılarının da bir araya gelmesini sağladığı bir ortam oldu yani Bostan'da. Ben yer seçimi nasıl oldu vesaire aslında o konulara dahil olamadım ama en başından beri Bostan'da yani bir şeyler yetiştirmek isteyenler, işte temiz gıdaya ulaşmak isteyenler, Koray Bey gibi birçok insan, başka disiplinlerden birçok insan vardı ve herkes aslında ne yapabilir mi tartışıyordu. O zamanlarda Seyhan Belediyesi ile zaten daha çok temas halindelerdi. Orada Türkan Hanım çok büyük bir destek verdi, Türkan eşli. Onun desteğiyle de aslında birçok şey yürüdü. Çünkü hani belli imar, parsel vesaire hani ne olacak problemleri aslında en başından beri vardı. Ama hani buradaki insanlar bir şekilde belediyeye biz burada bir üretim yapmak istiyoruz, bir şekilde burada var olmak istiyoruz diyerek hem de Türkan Hanım'ın da desteğiyle aslında biraz orayı daha çok kullanabildiler yani elinde tutabildiler açıkçası. O dönemlerde hani katkı koyan insanlar aslında daha çok işte nasıl bir tüzük yazmalıyız, ne olmalı vesaire gibi tartışmalar uzun bir süreç şekilde sürdü. Ve o şekilde dediğim gibi daha çok Türkan Hanım'ın da desteğiyle Seyhan Belediyesi'ne ait olan o parselde gönüllüler bir üretim yapmaya giriştiler. Ve hani bunu da bir şekilde belki ileri safhalarda insanların bu bostana gelip belli eğitimler alıp, oryantasyon eğitimleri alıp, belli küçük yerleri olup buralarda ekim yapabilecekleri bir hobi bahçesi tarzı bir alana da çevrilebilir mi diye bir tartışma konusuydu. Şu anda nasıl bilmiyorum. Ben aktif olarak gitmiyorum Bostan'a ama o dönemlerden beri hep tartıştığımız yani aslında hem temiz gıdaya ulaşmak hem kentin içerisindeki bir nefes alma alanı olarak Bostan her zaman çok değerliydi ve önemliydi. Bir şekilde hep bir sirkülasyonda oldu yani bazen başka bahçesi olan deneyimli insanlar, bazen mimarlar, doktorlar, böyle çok farklı çerçeveden insanlar vardı ama hepsinin tek bir amacı vardı. Bir şekilde toprağı daha temiz bir hale getirmek, en başta toprağı belki de rehabilite etmek, sonra da kendimizi rehabilite etmek için beraber olduğumuz bir alan halindeydi yani. Süper. Peki bahsettin mesela hobi bahçesinden bir farkı var mı veya ne farkı var? Şöyle cevaplayayım. Belki Koray Bey de sonra bana eklemeler yapar. Şimdi standart bir hobi bahçesi değil. Az önce Koray Bey'in de bahsettiği aslında burası bir permakültür bostanı. Yani hiçbir şekilde sizin belli noktalarda bazı elektronik ya da elektronik demeyeyim de hani mekanik olarak bazı araçları taşıma araçlarını vesaireyi de kullanamayacağınız daha çok işte hani bir şekilde atalık tohumlarla ya da insan gücüyle bir iş yapacağınız haldeydi. Bir de hani bu bostanın gönüllüleri olarak burayı tamamıyla bir hobi bahçesine çevirmek gibi bir şey yoktu. Yani bostan gönüllüleri için ayrı bir alan olsun ama ayrıca kendileri özel olarak hani bir şeyler yetiştirmek isteyen insanlar olursa da onlar için de hani belli bir bölüm
hobi bahçelerine ayrılsın. Yani aslında farklı olarak standart bir belki kent bostanından farklı olarak bir permakültür bostanı diyebiliriz buraya. Ama tabii ki ortak yönleri de diğer bostanlarla beraber çok daha fazladır yani eminim. Dilerseniz ben de ekleme yapabilirim Ece'ye dediği gibi. Şimdi bizim kent bostanıyla hobi bahçesinin arasındaki fark, Ece'nin de söylediği gibi en büyük fark Halep Çember kent bostanının permakültür temelli olmasıdır. İşte bunun yanında kent bostanı katılımcılarına aynı zamanda bireylerine kişisel gelişim yönünden de hep işte o eğitimi, o gelişmeyi teşvik eder. Biz özellikle geçtiğimiz dönemlerde işte çeşitli kompost teknikleri konusunda sürekli süre gelen bir gelişim içerisindeyiz. Her zaman kendimizi de geliştiriyoruz. Aynı zamanda toprağı tekrar temizlemek, toprağa katkı sağlamak adına çalışmaları devam ettiriyoruz. Hep ortak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar biraz evvel de başta bahsettiğim bir topluluk olabilme bilincini aşılamaya çalışıyoruz. İşte en büyük fark kent bostanıyla bir hobi bahçesinin arasındaki topluluk olabilme güdüsü, topluluk olabilmeyi başarabilmek için yapılan çalışmalardır. Yani şöyle söyleyebilirim tek kelimeyle, kent bostanı hobi bahçeleri bireyseldir, kent bostanları kolektiftir. Yani herhalde tek kelimeyle anladım. Bu şekilde anlatabilirim. Evet, çok güzel bir özet oldu bence bu. Peki mesela Halet Çambel ismi çok güzel bir isim gerçekten. Hani başka bostanlara da baktım Türkiye'de. Mesela Nilüfer Belediyesi'nin bostanı var. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin kurduğu, gene Ankara Çankaya Belediyesi'nin kurduğu bostan var. İstanbul Kuzguncuk'ta var. 700 yıllıkmış o da. Yani Kuzguncuk'taki bostan. Yedikule bostanları var. Piyale Paşa bostanı var. Küçükçekmece bostanı. Cihangir Roma bostanı falan var. Hatta Roma bostanı geçtiğimiz yıllarda çok fazla şey de oldu. Sosyal medya üzerinden savunması da vardı galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Halet Çambel ismi çok güzel bir isim. Kim acaba bunun şeyi, fikir babası? Halet Çambel ismini işte kuruluş aşamasındaki arkadaşların önerisi olarak. Önerisiyle yaptıklarını biliyorum. Yani gerçekten çok güzel bir isim. Bir bilim kadınımız, arkeologumuz. Çok önemli bir arkeologumuz üstelik. Hatta şey anlattıklarına göre, anlatılardan duyduğuma göre atletizm yönü de varmış kendisi. Evet. Ve Berlin Olimpiyatlarında Hitler'in elini sıkmayan Türk kadını olarak benim her şeyden önce aklımda hep kalır Halep Çambel. Evet, çok önemli bir isim. Gerçekten çok gurur verici bir isim bence. Peki şeyi sorayım size. Ekleme yapabilirim. Evet. Orada aslında dedim ya en başta hani bostanın farklı kullanıcıları vardı diye. Yani daha çok hani mimarlar, mühendisler de içerisindeydi bunun. Tabii ki hani belki de birazcık baskı kurmuş olabilirler. Yani hani baskı kurmuşlar demiyorum ama üstün gelmiş olabilirler. Yani aslında hani başka öneriler vardı. Hep bunu tartıştık gibi bir şey söylemek değil aslında söylemek istediğim ama bu zaten ilk önerildikten sonra herkes tarafından oldukça hani sıcak bakılan bir isimdi. Yani Adana için de herhalde önerebilecek en güzel isimlerden biriydi. Tabii hani bunun bir şekilde altında anlatınca insanlara daha mantıklı bir hale geldi aslında o isim. Ya tabii Karatepe'de Aslan Tepe'nin milli parkı ilan edilmesi, yani çok acayip bir şey süreçleri de var aslında bakarsak Halet Çambel'in tarihine bakarsak da bence çok güzel uyan bir isim yani buraya da aslında. Peki bu Bostan'ın örgütlenme modeli nasıl? En çok merak ettiğim konulardan biri. Bir dernek mi, bir platform mu? Kimler vardı kurulurken, şu anda kimler var? Çeşitli dernekler mi var? Ekolojist gruplar mı var, platformlar mı var, yoksa böyle tamamen kişisel insanlar gelip başka bir modelle mi geliyorlar, nasıl dahil oluyorlar? Şu süreç mi? Yani ilk kuruluş sürecindeyse sorunuz, Ece'ye atacağım topu. Hem kuruluş sürecinde hem şimdi, şu anda ne yapıyor, nasıl şimdi örgütlenmiş durumda? Şöyle, ben dahil olduğumda çalışmalara bir bostan gönüllüleri grubu vardı. Nar grubu
idi ismi. Ben de daha sonra zaten o gruba dahil oldum. Bu çalışma grubu Bostan'ın şimdi Bostan şöyle bir yapı, 10 dönümlük bir alan sebze ve işte bu ekim alanları için ayrılmıştı ve bir de 5 dönümlük bir portakal bahçesi vardı. Bostan gönüllüleri Bostan'ın tüm bakım, ihtiyaç gibi şeylerini karşılamakla yükümlüydüler bir grup. İşte çeşitli toplantılar yapılırdı. Bu toplantılarda alınan kararlar hayata geçirilirdi. Önceki zamanda işte bir sonraki oryantasyon eğitimi ne zaman yapılacak? Yeni üyeler ne zaman aramıza katılacak? Efendime söyleyeyim işte bu çalışmaları yapılıyordu. Daha önceki süreçte ilk başta eğitimler yine bu grup tarafından veriliyordu. Bu grupta işte onlar da kendi aralarında belli gruplarda eğitim grubu, bakım grubu gibi çeşitli görev bölümleri vardı. Bu şekilde yardımlaşma yoluyla bir kolektif bir bilinçle çalışmalar devam ediyordu. Serdar Hocam vardı işte, Doktor Serdar Hocam. Kendisi şu an Kaz Dağları'nda. Ona buradan evet, selam gönderdim. Evet, tanıyorum kendisini. Evet, çok çok sevdiğim bir insan, harika bir insan. Onun dışında Semih arkadaşımız vardı, Semih Türer. Ona da buradan selam. Tüm Bostan gönüllülerine buradan şimdi hepsini tek tek saymayalım. NAR grubuna buradan selam olsun. yani işte ilerleyen süreçlerde tabii yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Fakat başta da bahsettiğiniz gibi bu yasal düzlemde bazı sorunlarımız ortaya çıktı. Tabii bu belediye seçimlerinden sonra ona girelim mi hemen? Sorunun cevabı... Ona en son girelim. Tamam. Evet, tamam. Yani süreç bu şekilde işliyordu aslında, tamamen gönüllülük esasına dayalı. Eğitimsel süreçler, Bostan'ın bakım süreçleri falan hep bunu kolektif olarak yapılıyordu. Evet. Şu anda aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir avuç insan kaldık ama. Bu arada yerini de söyleyelim. Bostan herhalde Öğretmenler Bulvarı'nda Real Kavşağı'na yakın bir arka adada değil mi? Apartmanların arasında bir yerde. Kentin doğru. İçinde. N1'e sırtınızı döndüğünüzde zaten hemen karşıda yeni bir bulvar var. Bulvarın ismini şu an hatırlayamıyorum. O da yeni koyuldu galiba o isimde. Hemen o bulvarın sol tarafında zaten tellerle çevrili tek yer. Evet. Peki mesela nasıl bölüşüyorsunuz Bostan'da? Daha doğrusu şöyle, çok özür dilerim. Şöyle ifade edeyim. O kadar alanda yeşil olan tek alan. Evet yani, zaten Google Earth'e bakınca da. Nefes alabileceğiniz tek yeşil alan orası. Evet. Evet. Peki bahçeyi nasıl ayarlıyorsunuz? Birbiriniz arası nasıl bölüyorsunuz? Ne kadar alan ayırıyorsunuz? Şimdi yani... daha önce sistematikken durumlar zaten bu projeler çok güzel projelendirilmesi yapılmıştı. Yanılmıyorsam o projeyi de Tan arkadaşım çizmişti, Tan çizmişti ellerine sağlık. Çok güzel şekilde hayal edilmişti, hayata geçirilmeye yeni başlanmıştı. Yani 25'er metrekarelik alanlara bölünmüştü ilk etapta. Bir birey için zaten 25 metrekare hani... çok küçük gibi görünüyor ama biz bu sanayi toplumu insanları, konformist insanlar çok kolay sanıyoruz. O 25 metrekareyle uğraşmak bile hani mesela benim bana en güzel öğrettiği şeyi Kent Bostan'ın şeylerden bir tanesi işte bu oldu. 25 metrekareyle uğraşmanın ne kadar zor olduğu öğrendikten sonra artık tüketime bakış açınız değişiyor gerçekten. Üretmenin ne kadar zor olduğunu, ne kadar meşakkatli olduğunu. Şeye geleyim, 25 metrekarelik alanlar belediyeden kiralanıyordu. Belli bir ücret karşılığı Seyhan Belediyesi'nden. Ama Bostan gönüllülerinin de bir ekim alanı vardı, ortak alan. O ortak alanda atalık tohumların devamı, sürekliliği, ekimi, aynı zamanda işte... Bostan gönüllülerinin ihtiyaçları doğrultusunda orası kullanılıyordu. 25'er metrekarelik alanlara ayrılıyordu. Bu şekilde belediyeden kiralanıyordu bu alanlar. Yani ise buyurun. Ha, şimdi soruyordum ben de. Şimdi mesela katılmak isteyen birisi nasıl katılıyor? Vallahi şu an katılmak isteyen birisi olduğu zaman o konuda da çok sıkıntılar olabiliyor. İşte aramıza davet ediyoruz. Gelip katılabiliyor. Bu sefer de orada olan bir yapı
bir nasıl anlatayım şey belli bir düzen bozuluyor bu sefer. O yüzden şu anda pek kimseyi de davet edemiyoruz açıkçası. Anladım. Yani elimizden geldiği kadar sürekliliğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bakımını yapmaya çalışıyoruz yine. Fakat dediğimiz gibi tekrar insanların buraya katılımı için bu yasal sürecin tekrar yerine sistematiğin dönmesi gerekiyor. Bizim de en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu zaten. Yani Anladım. bizim orada olma devam ettirme sürecimiz de amacı bu. Oradayız. Orada olmaya da devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar bu iş bir düzene binene kadar. Evet. Peki neler yetiştiriyorsun? Neler yetiştirdin şimdiye kadar? Mesela pazara çıkıyor mu buradaki ürünler? Veya sadece hani herkes kendisi için mi yetiştiriyor? Ve Şimdi ciddi üretim yapan var mıydı veya bir üretim modeli? pazara çıkış şimdi bizim hep kendimizi bizim kendimizi geliştirme süreci olduğu için bu yıl benim kaçıncı yılım? Üçüncü yılım. Ben üçüncü yılımda daha böyle yeni yeni zamanında ekmeği öğrendim, ne yalan söyleyeyim. Zamanın bir tohumun toprağa düşmesinin zamanının ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Yani ne kadar ne zaman ekerseniz olmuyor. Dolayısıyla bazı şeyleri kaçırdığınız zaman işte ürettiğiniz şey ancak ya size yetiyor ya da olmuyor. İşte birçok şey etkiliyor. Dolayısıyla oradaki ektiğimiz şeyler benim adıma sadece kendimi eğitmekle geçti diyebilirim. Ama her türlü şeyi ekiyoruz, deniyoruz mesela. Çok güzel bir deneysel alan benim bakışıma göre. Kendimi geliştirebildiğim, her şeyi deneyebildiğim. Yani toprakla uğraşmak adına ileride üretime katkıda sunacaksam eğer kendimi geliştirmek adına çok şey kattı bana. Yani bamyasından tutun marulluna kadar, yeşilliğinden tutun efendime söyleyeyim pazısına kadar, karpuz kavununa kadar her şeyi ekip deneyimledik. Her şeyi ekiyoruz yani Bir açıkçası. şey Aklınıza ne sorabilir geldi? miyim? Evet. Tabii. Evet, lütfen. Hep tohumdan mı üretim yaptınız yoksa hani bir fide de ektiniz mi? Hayır, Onu merak ediyorum. Hep tohum. Hep tohumlarımızı tohum. hep kendimiz alıyoruz. Yani alıyoruz dediğim tedarik ettiğimiz işte tohum takastan veya işte tanıdıklarımızdan, eski çiftçilerimizden, eski kayınvalidesi var benim bizim damadın kurduğundan, oradan gelen tohumları alıp onları fide yapıyoruz. Anladım. Asla Önce dışarıdan fide. tohum veya endüstriyel fide kullanmıyoruz. Yani Kullanmadınız. Anladım. tohumdan şeyine kadar, hani tüketim sürecine kadar Anladım. her şeyi biz yapıyoruz. Anladım. Zor bir şey tohumdan üretim yapmak. O yüzden hakikaten zor bir işmiş ama elinize sağlık. Süper. İnanılmaz zor ama inanılmaz keyifli. Hani Keyiflidir yani. Evet. toprağa ektiğimiz bir tohumun ilk filiz verdiği anındaki heyecanı Şahane. kelimelerle anlatamam gerçekten. Tahmin Ah o da ne, edebilirim. ah o da ne burunları değil mi Koray? Mahvettin. O da ne burunlarıyla neler denedik neler yani. Onları doğal yöntemlerle uzaklaştırmak için denemediğim kalmadı benim diyebilirim. Ama hep yani tohumlu. Ben şöyle bir yöntem Elinize sağlık. geliştiriyorum dana burunlarıyla ilgili. Aslında mücadele edemiyorsak anlaşma yoluna gitmek zorundayız. Çünkü sonuçta o da bir doğanın bir parçası olarak gördükten sonra ben atıyorum 20 tane fide ekeceğim oraya. 40 tane fide ekiyorum. Onlar Yarı 10 tanesini yiyebiliyorlar en fazla zaten. Hani kendimi istediğim kadarından 10-15 tane fazla ektiğin zaman sıkıntı olmuyor. Bunu da deneyimleyerek öğrendim. Emin misin Koray Eminim eminim. Gerçekten sıkıntı yok yani. Vallahi Çünkü benim bostanda bir tane iki tane lahana bırakmışlardı ama çok güzel bir şey. Yani onu doğalla üretip yani o bir taneyi bile yemek o kadar keyifli ki lezzeti farklı oluyor, her şeyi farklı oluyor. Yani kesinlikle. ama inanılmaz bir çaba sarf ediyorsunuz. Bir ara bıkmıştım yani. Acaba bunu nasıl yapabiliriz? Bir de o canlıya da zarar vermemek var. Yani hani o da onun biz geldik aslında onun ortamına. Yani şimdi bunu böyle bir çelişkiler içerisinde hayvanı yönlendirme işte nasıl diyeyim uzaklaştırmak için bayağı çaba sarf ettik. Bunun haricinde başka hayvanlar da var tabii. Orası bakın tanın bostanında ne çıktı? Yabani fare neydi? Orman faresi. Ne Orman güzel. faresi. Şimdi bir fare çeşidi çıktı. Burnu uzun falan bana tan gösterdi. Fotoğraftan inceledim. Abi baktım orman faresi adı. Yani normalde bulunacak bir fare değil ama orada var. Yani Köpeğimiz vardı. Değil mi? zirai ilaçlar kullanmadığımız için oradaki Evet. ekolojik
Çeşitlilik inanılmaz. Arılar, kuşlar. Kızılgerden kuşları, inanılmaz bir ekolojik çeşitlilik nasıl var. Nasıl ötüyor? Aynen. Yani sabah aslında bir gün davet ediyorum tüm arkadaşları. Bir sabah gelelim hep beraber orada. Hatta herkesi davet ediyorum yani Bostan'a. Biraz evvel dedim ya hani siz süreçten bahsettiniz. Ben herkesi davet ediyorum. Lütfen gelin beraber ekelim. Beraber üretelim. Yani illaki orada bir yer, her tarafta bir sürü yer var. Her tarafı birlikte ekebiliriz, birlikte yeşertebiliriz. Beraber olursak zaten bir şeylerin tadı oluyor, bir şeyler güzel oluyor. Yani topluluk olabilirsek, ne kadar fazla olursak o kadar bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel ben, gerçekten. Şeydi, ben o zaman da gittiğimde Ekrem Bey vardı, Ekrem Soysal. Ya Ekrem abi gelmiyor artık. Evet. Ekrem Bey'in çok güzel bir lafı var. Ben böyle işte dana burunları vesaire böyle şeyler çıktığında hep onun o lafını hatırlıyorum. Yani tohumları atarken ya da bir şeye başlarken hep şey derdi. Kurda kuşa aşa diye. Yani evet. En başta hani kurt da yiyecek, işte kuş da yiyecek. En son bize aş olacak derdi. En son size kalana aşa. Aynen. O yüzden yani hani hep beraber yani hani bir şekilde tabii ki başka yöntemleri var ya da hani biz bir şekilde hiçbir şekilde zehir vesaire kullanılmadığı için onları engellemek birazcık zor oluyor ama bazı şeyleri de göze almak gerekiyor. İşte doğal yollardan mesela bazen bostana küçük başın girmesi de iyi olabilir belli noktalarda. İşte tavukların girmesi de iyi olabilir. Bazı zararlı dediğimiz şeyler aslında onlar bir şekilde yok ediyorlar vesaire. O ekolojik döngü içerisinde öyle çözülmeye çalışan problemler olarak görüyorum ben de onları. Aynen, aynen. Zaten permakültür dengelerini tamamen uygulamayı başarabildiğimiz zaman muhteşem bir döngü. Herkese yetecek kadar yiyecek aş var aslında. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi ben mesela Nilüfer Belediyesi'nin şeylerini okudum. Belediyenin sitesinden neler yaptığını okudum. Mesela tohum kütüphanesi diye bir şeyleri var. Projeleri var. Ne kadar hayata geçirdiler bilmiyorum ama böyle bir planları var. Mesela Tan'la konuşurken de biz çok bahsediyordu atalık tohumlardan. Siz de bahsettiniz yerli tohumlardan. Böyle evet. Bir çalışmanız var mı? Böyle bir tohum kütüphanesi, tohum şeyi gibi, tohum havuzu gibi bir çalışmanız. Ben de ilk defa duydum ama hemen araştıracağım tabii ki. Bizim yapabildiğimiz yegane ve en güzel çalışma tohumları sürekli ekerek onlardan aldıklarımızdan tekrar tohum olarak döngüyü sağlamak, tohumların gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamak. Şu an yapabildiğimiz tek şey bu ama tabii ki araştırmak, yeni projeler, yeni şeyler üretmek çok önemli. Bu konuda da işte maalesef en zor olan şeyi kırmak, insanları bir araya tutabilmek, topluluk olabilmek direncini kırmak, gerçekten üretmekten veya toprağı güzelleştirmekten falan filan daha zor. Zaten insanın direncini kırabildiğimiz zaman biz her şeyi yapabiliriz. Mühim olan zaten işte en önemli şey benim için kent bostanı anlamında topluluk olabilmeyi başarabilmek, bireyselliği bir kenara bırakıp kolektif bilince ulaşabilmek adına kendimizi geliştirmeliyiz ki zaten bundan sonra kent bostanları Adana'da da, Türkiye'de de, dünyada da her yer kent bostanı olacaktır diye düşünüyorum ve buna inanıyorum. İnşallah. Tabii bu yerli tohum meselesi çok önemli. Yani yerli tohum aslında bir sürü yerli hastalığa da dirençli bitki demek, dirençli sebze meyve demek. Yani tabii, o yüzden... Yani genotipi o şekilde gelişiyor bitkinin. Evet. Adana çok sıcak bir memleket. Buradaki bizim yerel tohumlarımız, yerel domates tohumlarımız buradaki sıcağa dirençli, buradaki hastalıklara daha dirençli. Ama tabii şu kaydıyla ne demekse artık. Heyecanlanıyorum, kusura bakmayın. Bu benim ilk deneyim. Tabii ki o tohumun da genetiğinin belirli ilaç adı altındaki zehirlerle kirletilmemesi kaydıyla, belli şekilde müdahale edilmemesi kaydıyla aslında bitkiler her şeye karşı kendilerini o kadar güzel adapte edebiliyorlar ki inanılmaz bir şekilde. O yüzden yerel tohum çok önemli. Yerel tohumların çoğaltılması, o bölgeye ait tohumların geliştirilmesi ve çoğaltılması çok önemli aslında.
Evet. Yani aslında mesela Özkal abi senin dediğin şey, ek olarak Muğla'da da bir yerel tohum merkezi var mesela. Onlar da yapıyorlar belli uygulamalar, deneysel şeyler de yapıyorlar. Yani tohumu daha fazla nasıl saklayabiliriz vesaire gibi bir sürü üretimleri var. Ben de bir süredir onları takip ediyorum. Herhalde hala aktifler diyebiliyorum. Araştırmak isteyenler olursa eğer, onu da söylemiş olayım yani. Evet, çok kıymetli bir konu gerçekten. Siz tabii kendi gübrenizi de kendiniz mi yapıyorsunuz? Öyle bir çalışmanız da var değil mi? Evet, şöyle aslında biz daha çok dönüştürüyoruz. Yani evsel atıklarımızı bostandaki daha önceden mesela bir önceki dönemde kalan yeşillikleri falan, bunları belli yöntemlerle kompost yapıyoruz. Çok farklı yöntemler var. İşte özellikle evsel atıkların tamamını bazı kompost yöntemlerinde her atığı kullanamıyorsunuz. Mesela yağlı veya işte evdeki pişmiş yemek gibi bazı atıkları bazı kompost yöntemlerinde kullanamıyorsunuz. Fakat bokashi yöntemiyle oradaki tüm yağlı, et veya bunun gibi birçok, yani çöpe gidebilecek her şeyi de dönüştürebiliyorsunuz. Biz her şeyi değerlendiriyoruz. Doğadan aldığımız her şeyi tekrar doğaya vermek adına kompostlaştırıp doğanın kendi gübresini yapıyoruz yani. Kendi gübremizi yapıyoruz. Peki daha genel bir soruya geleyim ben. Aslında bu kent bostanlarının ekolojiye katkısı var mıdır? Yani ekolojiye, dünyanın küresel ısınmaya mı diyeyim, daha mı global konuşma, ya işte kentin ekolojisine bir katkısı yani var? Yeşil olan her şeyin, nefes alabildiğimiz her şeyin ekolojiye katkısı tartışmasızdır. En basitinden biraz evvel bahsettiğimiz gibi, şimdi orada muhteşem bir ekolojik çeşitlilik var. Yan bizim diğer tarlalarda zehirden kaçan ne kadar canlı varsa, işte o biraz evvel bahsettiğimiz fare gibi veya işte kızıl gerdan kuşları gibi, arılar gibi, hepsi bizim kent bostanımızda ve nefes alıyorlar. Evet. O yeşillik, o sabah ki aldığımız oksijen zenginliği inanılmaz derecede. Yani iki adım atıp bostan içine girdiğiniz zaman oradaki ekolojik zenginliği görmek mümkün değil zaten. Evet, bir de değil mi, üretim yaparken traktör kullanmıyorsunuz, fosil yakıt kullanmıyorsunuz. Hiçbir şey yok, kesinlikle. Yani çöplerinizi bostanda gübre haline getiriyorsunuz. Değil mi? Bunların tabii, hepsi tabii, şahane aynen. Şeyler yani. Peki de, kent? Evet. Koray Bey'in en başta bahsettiği, yani belli eğitimler alıyoruz demişti. Yani bostan gönüllüleri birbirine de bazı şeyleri aktarıyor. Biz mesela en başta başladığımızda Buğday Derneği'nden bir gönüllüyle beraber bir eğitim almıştık. Yani aslında oraya gelen insanların belli bir noktada bazı fikirleri başkalaşıyor. Yani ben kendim için söylersem, yani aslında oraya gittikten sonra neyin çöp olduğunu, neyin çöp olmadığını tekrardan bir sorguluyorsunuz. Ya da yani belli üretimler yaparken aslında başka şeyleri daha tüketmeden, hani o üretime ne kadar katkıda bulunabilirim? Yani bence bir şekilde insanlar oraya girdikten sonra fikirleri başkalaşıyor. Ve o da bostana ayrı bir şey katıyor, önem katıyor. Yani oraya gelen insanların başka bir fikirle artık oradan dönüyor oluşu. O da bence şey, yani o ekolojik denge için, yani bir bireyin değişmesi ve insanın değişmesi bile, bence bakış açısının değişmesi bile, hani ne kadar büyük bir tüketim kültüründe, bence büyük bir adım. O yüzden bostan onun için çok şey bir yer, yani doğru bir yer diye düşünüyorum ben. Evet, tabii kentin içinde olması ve kentin içinde temiz gıda üretmeye çalışmak da aslında hani kentin de temiz kalması anlamında, kentin çevresinin, kentin havasının da temiz kalması anlamında önemli bir çaba olabilir. Bir yandan da böyle evet, bir şey de olabilir. Yani dolaylı bir katkısı da olabilir kente. Böyle bir şey hayal etsenize. Kentin her yerinde kent bostanları var ve ne kadar pazar atığı varsa, ne kadar çöp diye algılanan şeyler varsa, hepsi sistematik olarak kompostlaştırılıyor ve buralarda kullanılıp üretime katkıda bulunuluyor. Mahalleli, çorundan çocuğundan, bekçisinden tut, her birey, evdeki herkes kent bostanlarında, mahallesindeki kent bostanında üretime katkıda bulunuyor. Ne çöp çöp, ne zaten böyle bir ortamda insanın kötü düşünceleri de kafasında tutmasına zamanı olmaz. Yani aslında bakarsan, hayalin ne diyor sorarsanız, benim hayalim bu. Süper.
Yani tabii böyle daha örgütlü bir bostan, bir sürü bostan grubu şeye de çok müdahil olur. Yani bu havada kömür şeyini kesin, benim domateslerim kirleniyor. Benim yiyeceğim gıdamı kirletiyorsun. Direkt gözüyle görüyor aslında. Muhteşem kolektif bilinç olduğu zaman evet. Zaten kendi kendine temizleyecektir toplum diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle bu yönden de çok katkısı var. Ya yani bu aslında bu biraz kentin insanına da katkı sunacak bir fikir. Kentin insanını da eğitecek, geliştirecek bir fikir. Aynı zamanda kentteki mesela Adana gibi bir kentteki tarım kültürünü de bir süre sonra siz aldığınız eğitimleri belki endüstriyel tarıma da yönlendirebilirsiniz. O biriktirdiğiniz tohumları belki ileride çok uzun soluklu bir iş. Tabii ki böyle yani 3 günlük 5 günlük bir iş değil. Siz diyorsunuz 3 yıldır ben anca eğitimimi aldım. Yani daha o kadar çok şey öğreniyorum. Yani hangi tohumu ne zaman ekmem gerektiğini falan daha yeni öğreniyorum. Ama hep ne derler? Başarmanın yolu başarısızlıktan geçiyor aslında. Bu şekilde tecrübe ederek öğreniyoruz. Bu permakültür tecrübesi, tabii bu ekolojik tarım tecrübesi çok kıymetli. Bunun mutlaka aktarılması gerekiyor. Endüstriyel kesinlikle. Belki tarıma da aktarılması gereken bir belki şey tecrübe. Ben bir yerde okumuştum. Kralıydı yanılmıyorsam bir fanzin yine. Orada bahsediyor. Bu Hindistan'daki, yani Hindistan şu anda yanlış bilmiyorsam permakültürün en yoğun uygulandığı ülkelerden bir tanesi. Yani tabiri caizse permakültürün dibine vuruyorlar. Orada bir dönem bu özellikle çiftçi intiharlarını yazmış. İnanılmaz derecede o kadar çok yoğunlaşmıştı ki diyor yazıyor. Fakat bir müddet sonra işte bu permakültür Hindistan'a hakim olduktan sonra artık çünkü bu toplumsal çöküşte çiftçinin devlete olan borçları bilmem neleri falan filan da ortadan kalkıyor. Çiftçi kendi ürettiğini kendi gübresini kendisi üretmeye başlıyor. Toprağı tertemiz oluyor. Daha faydalı organik ürünler üretiyor ve tabii bunların mesela değeri daha fazla olduğu için bir müddet sonra artık çiftçilerin devlete falan borçları yüksek mertebede düşmüş oluyor. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten her şeye çok büyük katkısı var. Sana çok katılıyorum. Yani yöntemlerin değişmesi gerekiyor. Başka bir tarım mümkün. Aslında bu bir slogan. Evet. Başka bir tarım mümkün. Yapılabilir, yapabiliriz ama önemli olan işte üzerine düşmemiz gerekiyor. Çoğaltmamız gerekiyor. İnsanı çoğaltmamız gerekiyor. Evet. Düşünce kesinlikle. Yapısını ne kadar değiştirirsek, bu kafada ne kadar insanı aramıza katabilirsek kent bostanları her yer kendiliğinden zaten çoğalacaktır. Evet, kesinlikle. Peki kent için bir şey daha sorayım. Mesela bunun bir rekreatif katkısı var mı şu anda kente? Mesela veya olacak mı? Planlanıyor mu? Mesela hani orada kendi tarlaları olan, kendi alanları olan insanların dışında da dışarıdan birileri orada vakit geçirebilecek mi? Şu anda öyle bir şey yok galiba. Amaç buydu ilk başta. Evet. Yine böyle gruplara açık orada nasıl üretildiğini görmeleri için insanlara açık olan bir yer alarak tasarlandı aslında. Kafeteryası olan, efendime söyleyeyim park alanı olan, efendime söyleyeyim eğitim alanları olan, çocukların gelip ekebileceği, çocukların toprağa dokunabileceği, dezavantajlı grupların gelip vakit geçirebileceği, engelli bireylerin gelip üretebileceği, engelsiz bir alan olarak aslında tasarlandı. İşte bunların hepsi maalesef hayata geçirilemedi. Enerji taraf da bu. Umarım hayata geçirilir. Onu da konuşacağız. Tamam. Peki son burayla ilgili son bir şey soracağım. Mesela siz şimdi suyunuzu nereden kullanıyorsunuz? Elektriğinizi vallahi kullanıyor musunuz veya nereden alıyorsunuz? Daha önce de yapılan planlama içerisinde sistematiğimiz devam ederken zaten bir şebeke suyu ve şebeke elektriği vardı. Elektrikte çok fazla bir işimiz olmuyor. Zaten herhangi bir mekanik alet kullanmadığımız için elektrikte çok şimdi suyumuzu şebeke suyu olarak kullanıyoruz. Damlama sulama sistemleri kullanıyoruz. Anladım. Tamam. Peki şeye gelelim. Esas önemli konuya. Şu anki durumu ne? Yasal bir şeyi var galiba değil mi? Bostan'ın. Şimdi, problemi var. Evet aslında problem demeli miyiz, dememeli miyiz? En büyük problem aslında şu bizim muhatap bulama işimiz.
Biz eski bostan gönüllüleri olarak, oradaki bostan parsel sahipleri olarak, çünkü bizim belli sözleşmeleri de vardı daha önceki yıllarda. 3 yıldan beridir, 2 yıldan beridir biz karşımızda muhatap bulamıyoruz. Ne olacak? Sadece bildiğimiz bir tek şey var. Onu da biz kendimiz takip ediyoruz. Bize herhangi tebliğ edilen bir şey yok. Orasının imar şeyi değiştirildi. İmar nasıl diyorsunuz, ben çok teknik terimleri bilmiyorum. İmarı değiştirildi. Yani belediye yeşil alanken orası belediye meclisinden belediye faaliyet alanı olarak değiştirildiğini öğrendik. İtiraz ettik. İtirazlarımız bir türlü askıda kaldı. Sonuç itibariyle şu anda şeyi değişti. Statüsü değişti. Tam aradığım kelime oydu. Statüsü değişti. Duyduğumuza göre de orada bir Alzheimer kreşi yapılacağı söyleniyor. Fakat orada bildiğimiz kadarıyla belediyenin pek çok belediyeye ait yine hemen dibinde ve sağında ve solunda pek çok yapı yapılabilecek. Hali hazırda endüstriyel tarım yapılan ve sadece işte dümdüz toprak olan, tarım yapılan yerler var. Oralar da kullanılabilir diye düşünüyoruz. Ama neden kent bostanını şey yapıldı bunun için? Öyle yeşil bir alan. Elbette ki mesela Alzheimer kreşi gerekli bir yapı, gerekli bir hizmet. Çok güzel düşünmüş bir şey olabilir. Ama bunun farklı yolları da olabilir. Bir de dediğim gibi muhatap bulamıyoruz. Hangi kapıyı çalacağımızı bilmiyoruz. Çaldığımız kapılar zaten açılmıyor. Biz de yasal süreçte itirazlarımıza, vatandaşlık haklarımızı kullanarak itirazlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yapacağız, bakalım sonuç ne olacak. Neden bu kadar iyi bir şey sahiplenmiyor ki şimdi belediye aslında, değil mi? Aynı partinin daha önceki belediye başkanı buna biraz daha ön ayak olup bu süreci başlattı galiba, değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet, şimdi tabii neden bu kadar Zeydan Başkan'ın döneminde aynen Türkan Hanım'ın da çok büyük destekleriyle ve halen Türkan Hanım'ın, kendisine buradan sevgiler, saygılar, halen destekleri de sürmek de her zaman yanımızda oldu. Her konuda yanımızda oldu. Nedenini biz de anlayamıyoruz. Zaten hani böyle bir şey anlamsızlığı bizi yani çok üzüyor zaten. Nedensiz daha çok bu projeyi geliştirmek varken, bu projeyi daha da fazlalaştırmak varken, birkaç tane yapmak varken, şu da aklım, şunu da aklımıza almıyor. Mesela aynı belediyenin, Seyhan Belediyesi'nin çok güzel ekolojik programları var. İşte kompost üretim tesisi kurdular. Hani bu noktada da hassasiyetlerini biliyoruz. Bir şeyler yapmak istediklerini de biliyoruz. Yapıyorlar da, destekliyoruz, alkışlıyoruz, mutlu oluyoruz. Fakat neden burada aynı minvalde bir şey varken, bir oturmuş bir yapı varken, bunu güzelleştirmek varken neden farklı bir şey yapmaya çalıştıklarına inan ben de senin kadar merak ediyorum. Düşündükçe de zaten çözüm bulamıyorum. Yani dünyada da çok güzel örnekleri var. Gerçekten kente çok katkısı var. Kentliye çok katkısı var. Tarıma katkısı var. Gıdaya katkısı var. Hani şimdiki belediye partinin de biraz ideolojisine yakın bir fikriyat aslında. Hani nasıl ifade etmek gerekir bilmiyorum ama Nilüfer Belediyesi'nin çok güzel çalışmaları var. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ön ayak olmuş. Ankara Çankaya Belediyesi ön ayak olmuş. İstanbul Belediyesi, belediyeleri sahipleniyor böyle bir şeyi. Yani dünyanın başka yerinde de var zaten. Halkta evet. Çok büyük bir kendi yiyeceğini üretmek bağlamında, doğaya dönüş anlamında, evet, insanın özüne dönüş anlamında çok büyük bir hareket var. Şu anda benim tanıdığım birçok insan kendine almak için 2 dönüm, 3 dönüm arazi arıyor. Arazi fiyatları fırlamış durumda. Evet. Herkes belli bir parça alıyor. Ah keşke benim de olsa. İşte fotoğraf paylaştığım zaman ne kadar güzel yapıyorsun. Ben de istiyorum. Ben de gelebilir miyim? Biz de şurada yapalım. Yani evet, inanılmaz bir talep de var aslında yani buna. Evet. Bilmiyorum. Daha başka dillerle mi anlatmak gerek acaba? Belediyenin birazcık şeyini mi açmak gerek? Vizyonunu mu açmak gerek bu konuda bilmiyorum. Yani bu kadar kıymetli bir şeyi, tamam yerine güzel bir şey yapmak hayal ediyor olabilir ama gerçekten yer mi bitti Adana'da, koskoca Adana'da başka yer mi kalmadı diye insanın aklına geçiyor yani. Biz şunu da istiyoruz mesela, tamam yapılsın oraya bir şey, uygun bir yere veya yakınına bir yere, bostana entegre bir yer, bostana entegre bir Alzheimer kreşi, biz oradaki insanlara da yardımcı olalım. Onlarla birlikte ekelim. O eğitimleri verelim.
istedik. Evet. Mesela bizim sonuçta bizim de sosyal sorumluluğumuz insanlara yardımcı olmak, onlara öğretmek, onlarla birlikte hareket etmek, birlikte ekmek o hastaların da psikolojisine çok iyi gelebilecek bir şey. Bunu da istiyoruz. Bunu da anlatmaya çalışıyoruz ama belki de biz bir yerde hata yapıyoruz. Biz kendimizi mi ifade edemiyoruz, anlamıyorum. Evet. Gerçekten şey, bir de dediğiniz gibi uzun soluklu bir iş. Yani bu toprağı eğitmek, toprağı terbiye etmek, oradaki o farenin orada yaşayabiliyor. O fareyi taşıyamazsınız ki başka yere, nasıl taşıyacaksınız? Veya o orada doğal yetişen dana burnu dediğiniz. O ekolojik zenginlik yok olacak inanın oradan. Yok olacak, evet. O fareler, o canlıların hiçbiri orada yaşayamaz. Onun evet. için de şu anda birazcık şey oluyor tabii. İnsanlar o toprağı iyileştiriyorlar. Herkes bir şey getiriyor, katkıda bulunuyor. Fakat işte hep böyle bir sürüncemede gittiği için iştah kalmıyor. Yani ben ne için yapıyorum bu toprak sonra betonlaşacaksa? Yani evet. onu bu sefer insanlar böyle o hissiyatlarını da kaybediyorlar değil mi Koray? Yani böyle bir ara şey yapıyor, demoralize oluyorlar. İnsanların uzaklaşması, yani bostanda hani yine dediğin gibi bir avuç insan kalmamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi 3 yıldan beridir bu projenin biliniyor olması ve bir şekilde hani insanların hevesini de kaçırıyor, motivasyonlarını da düşürdü. Birçok insanda switch off oldu yani tabiri caizse. Maalesef böyle biz kaldık ama mücadelemize devam edeceğiz. Ama sayı azaldıkça mücadele şeyi de azalır. Aslında birliği bir aradalığı hiç kaybetmemek gerek. Yani insanlar ne kadar bir arada kalırsa o kadar daha şiddetle mücadele edebilir yani karşı tarafa. Daha çok ikna gücü yüksek olur. Daha farklı kanallardan girebilir. O yüzden bir aradalığı hiç bırakmamak gerek galiba böyle bir konuda. Hatta bizim gibi hani benim gibi veya orayla şimdiye kadar çok fazla aşırı neşir olmamış insanlar üzerine de bir kamuoyu oluşturarak, ki bu toplantımızın biraz amacı da oydu. Hani biz ne yapabiliriz de insanların düşünmesi gerekiyor. Yani biz dernek olarak ne yapabiliriz veya ben şahıs olarak ne yapabilirim? Biraz bunu da insanların düşünmesi gerek. Ya orada bostan var. Niye kaybedelim bostanı? Bir tane İnanın, var sonuçta. Kesinlikle. Yani Özkal'cığım ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi mesela bu programda benim heyecanım daha çok arttı. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi kafamda daha çok kamuoyu oluşturabilmek adına yapacağımız birçok şey var. Ya işte mesela konserler yapabiliriz, daha önce yaptık çünkü Seyhan Belediyesi artık elini eteğini çektikten sonra oradaki masraflar ve harcamaları biz kendi aramızda hallediyorduk. Konser, Bostan Yardım konseri yaptık, çok da güzel bir katılım oldu. Oradan mesela gelen parayla Bostan'a kompost parçalama cihazı, ot şey yapma cihazı aldık. Oradaki ağaçların altında sulama, damlama sulama sistemlerini çektik. Efendime söyleyeyim. Bütün ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladık. Yani o bilinç de, o potansiyel de aslında bizde var ve sizin gibi insanların olduğunu bilmek de acayip bir motive ediyor. Şimdi ben mesela yalnız olmadığımızı hissediyorum. Çok da mutluyum. Evet, gerçekten yalnız hissetmeyin yani. Gerçekten öncelikleyken bir aradalığınızı hiç bozmayın. Bu çok önemli bence. Yani onu kazanan her şey mücadeleyle kazanılmış şimdiye kadar. Bu da bir mücadele. Onu en başta da söylemiştim. Belki 2-3 sefer falan da söylemiş olabilirim. Benim için en önemli şey, en zor olan şey aslında topluluk olabilme bilinci. Evet. Kolektif olabilme bilinci. O şeyi kırabilirsek, o zinciri kırabilirsek, hani bir şöyle söyleyeyim, yumuşatmadan da söyleyeyim, egolarımızı bir kenara bırakmadan hiçbir şeyi başaramayız. Evet, aynen öyle düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Koray, gerçekten çok güzeldi, çok güzel şeyler anlattın bize. Ben teşekkür ederim, umarım anlatabilmişimdir çünkü böyle çok güzel anlattın, teşekkür ederiz. Ece'ye de sana da. Şimdi biz oturup şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz, biz ne yapabiliriz artık. Bostan'a bir soru sorabilir miyim? Bostan'a gelebiliriz. Evet. Bostan'a gelebiliriz. Ben sizleri evet. Bostan'a davet ediyorum. En kısa sürede. En kısa sürede seviyoruz. Yani şu hafta sonları falan kapanmalar biter bitmez. Tamam. Bir araya gelip mesela orada da bir böyle bir canlı yayın falan yapabiliriz hep beraber. Masalarımız var, çok da hoş olur. Şahane olur gerçekten. Biz dernek toplantılarımızın bazılarını belki Bostan'da yaparız. Çok bekleriz, güzel. Açık alandı. Evet. Çok size güzel. Güzel bahçemizden, güzel domateslerimizden, biberlerimizden eşitlerinden getiririz. Güzel böyle öğle yemeğinizde biz yaparız. Evet.
Teşekkür ederiz. Gökçe bir şey söylüyordun. Ya ben şeyi tam olarak anlayamadım. Nasıl bir yasal altyapısı olduğunu. Sen biraz sordun Özkal abi ama tam kavrayamadım herhalde ben orayı. Yani bir dernek mi, bir topluluk mu, nasıl çalışıyor? Mesela biz Adana Mimarlar'dan mıyız? İşte valiliğe bağlıyız bilmem ne vesaire. Bostanın işleyişi sadece gönüllülük esasıyla mı oluyor yoksa böyle bir resmi bir topluluğu var mı? Şöyle anlatayım istersen. Duyabiliyor musun? Evet. Bostan'ın şu son bir yıldan beridir bir belirsizliğinden dolayı şu anda herhangi bir yasal statüsü yok. Ama daha önce Seyhan Belediyesi'nden yer kiralamak isteyenler 25 metrekare karşılığında belirli bir sözleşme yapıp oradan yer kiralayabiliyordu. Fakat belediye seçimlerinden sonra yönetim değiştikten sonra artık Seyhan Belediyesi Bostan'dan elini eteğini çekip başka projelerde değerlendirmek üzere çalışmalar yaptığından dolayı artık bir muhatap yok. Bizim oradaki statümüz tamamen daha önceki tahsis sahipleri ve bostan gönüllüleri olarak gönüllülük esasına dayalı. Anlatabildim mi? O süreçler en başından beri hep devam ediyordu. Hani belli bir dernekleşme bir şekilde daha sağlam durabilmek için konuşuluyordu ama Koray Bey'in de dediği gibi işte bazı problemler hani onu her seferinde engelledi. Şu anda hani gönüllülerin olduğu büyük bir topluluk yani başlangıçta zaten birçok ekibin aslında bir arada hani katkı koymaya çalıştığı bir yine topluluktu. Ama hiçbir zaman o istenilen seviyeye işte dernekleşme vesaire falan gibi şeylere ulaşamadı. Diyebiliyorum ben de yanlış. Maalesef, evet maalesef. Peki bu Bostan'a şu anda, yani şu an evet bir statüsünden dolayı problem var. Anladığım kadarıyla sıkıntı oluyor. Herkes giremiyor. Ama mesela... Herkes girebilir. Girebiliyor herkes mu? Herkes girebilir. Mesela ben bir şey etmek istiyorum. Ne yapmam gerek? Şu anda birinin alanını mı kullanabiliyorum? Çünkü kiralayamıyorum şu anda anladığım kadarıyla. Yani orada Bostan'ın ortak alanı var, ortak alanlarımız var. Ortak alanlarda istediğin ekimlikten konuda yardımcı oluruz. Anladım. Yok ben zaten ekiyorum. Benim evde bahçem var da yani biber, domates falan ekiyorum. Ben de kedileri savaşıyorum. Kedilerim mahvediyor onları. Doğal bir yöntemi varsa bana da söyleyebilirsiniz. Birkaç şey söyleyebilirim. Yani belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bitkilere zarar veremezler. Zaten senin yapacağın şey onlar büyüyene kadar koruman. Kedi sayısı yani, fazla olunca onlar şöyle bitki büyüdükçe sallanıyor. Mesela biber sallanıyor dalında. Onunla oynamak istiyorlar. Hiçbir şey yapamıyorum. Çubuk ekmeği falan denedim. Hani o çubuklar diktim böyle çöp şişler falan. Ama yok hiç umurlarında olmadı. Tel örgü. Tel örgü. Tel örgü de çok zalimce. Yapacak bir şey yok bu yani. Şey, hani ben kendim için sormamıştım. Hani ben bir şekilde ekiyorum ama tabii benim ektiklerim ota tohumu falan değil. Yani fide alıyorum bir yerden alıp ekiyorum falan gibi bir şey. Ama hani bu tarz yani aktivite yapmak isteyen çok fazla insan var. Acaba onlara da böyle bir duyur ama resmi olarak yapamıyoruz diyorsunuz. Mesela yani işte şu an biz Araf'ta gelmek isteyen olabilir. Yani siz gelin bekleriz bir çözümüne bakarız yapmaya çalışırız. Yok ben kendi özelimde değil hani diğer insanlar şu anda mesela bir arkadaşım bana dedi ki böyle bir yer ya da ben bir arkadaşıma dedim ki ya böyle bir yer var git bekleyebilirsin diyebiliyor muyum? Yoksa sizin adınızı mı veriyorum ne yapıyoruz? Orası bu biraz sancılımdı herhalde. O sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Tamam. Çünkü hani o grubun büyümesini Özkal abi de tavsiye ediyor. Hani sayı azalıyor demiştiniz. Hani belki sosyal medyada paylaşarak ya da bir şekilde kamuoyu oluşturarak oraya daha fazla insanın gelip orada zaman geçirmesini sağlayabiliriz. Ama nasıl gelecekler sorusu hani şey. Ben gelirim sizle tanıştık şimdi. Bunu aslında hani projelendirmekte fayda var. Yani şimdi ben burada tek başıma bireysel olarak evet bunu yapalım da diyemem. Hı-hı. Çünkü orada beraber hareket ettiğimiz arkadaşlarımız da var. Ama bunu ben bir tavsiye olarak alıp arkadaşlarımla paylaşabilirim. Çünkü biz bir grup olarak, kolektif olarak hareket ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de şimdi herkes gelsin ben diyemiyorum. Evet evet anladım. O yüzden hani oradaki grubunuzla belki bizim buradaki grubumuz bu iki grup bir araya gelir. Bunu ilk önce bunu yapabiliriz. Mesela
evet, bizim grupla sizin grup bir araya gelip orada belirli bir şeyler, kararlar alabiliriz. Belli bir beyin fırtınası yapabiliriz. Belki bir şey projelendirebiliriz. Bu kolektif çalışmayı yapabilirsek harika olur. Ondan sonra bir yöntem geliştirilebilir mesela. Bir de Koray şeydi, hatırlıyorsan eğitim alınması lazım. Ön şart vardı. Buraya dahil olabilmek için önce bir ön eğitim alınıyor. Ya işte yani pandemi süreci girince o eğitimler zaten sekteye uğradı. Öyle de kaldık. Aynen Tülay'ın da dediği gibi eğitimleri de biz planladık aslında. Programladık ve fakat hayata geçiremedik maalesef. Sonra uygulamaya geçiliyor. Uygulama eğitimi. Önce bir tanıtım amaçlı işte bütün açıklayıcı bilgilerin verildiği bir eğitim. Ondan sonra orada herhalde iki eğitimi alan buraya dahil olabiliyordu. Bunu da yapan yani topluluğun bir ana kemikleşmiş şeyi var değil mi? Eğitim grubumuz evet. Var. Eğitim grubu işte bu eğitimleri gerçekleştirecekti. Fakat işte bu pandemi sürecinde işin içine olunca maalesef. Çünkü bunun için bir zaman, insanların bir araya gelmesi gerekiyor, bir zaman geçirmesi gerekiyor. Takdir edersiniz ki bunu da yapamayınca olmuyor. Evet. Belki yaza doğru bizim dernek veya birkaç farklı derneği de sivil toplumu da bir araya getirip Bostan'da bir etkinlik yapabiliriz. Böyle bir şey planlayabiliriz. Çok güzel olur. Muhteşem olur. Evet, muhteşem hem tanışmış oluruz hem de Bostan'ı duyurmuş oluruz. Harika olur. Destek çok ihtiyacımız olan bir şey gerçekten. Hani biraz evvel de söylediğim gibi hani yöntemler ve sistemler üzerinde de desteğe ihtiyacımız var. Yeni yöntemler geliştirebiliriz, yeni sistematiği yaratabiliriz, birlikte hareket edebiliriz. İşte hep söylediğim gibi kolektif olmak işimizin tek anahtarı gibi geliyor bana. Evet, çok teşekkür ederiz Koray. Gerçekten bize vakit ayırdın. Vallahi ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çenem de çok bırakamıyorum. Çok kıymetli şeyler öğrendik gerçekten. Çok kıymetli bir konuyu konuştuk. Teşekkür ederiz. Ben sağ olun. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Herkese çok selam, sevgiler. Sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun. Görüşelim. Teşekkür ederiz. Evet. Devam edelim. Bağlantıyı koparmayalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben kaçtım. Hoşça kalın. Teşekkürler. Görüşürüz.